Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yaz okulunun sürecinin nasıl işleyeceğini, DYK ve yaz okulu arasındaki farkı, yaz okuluna başvuruyu nasıl yapacağımızı, hangi derslerden açılacağı ve tüm detayları sizlere paylaşmak istiyorum. Bakan Bey'in açıklaması oldu yaz okuluyla ilgili. Aynı şekilde kılavuz da yayınlandı. Buna göre videomu hazırladım ve anlatıma başlıyorum. Arkadaşlar yaz okulu, öncelikle DYK ve yaz okulu arasındaki farkı anlatayım. Ya şimdi yaz dönemi kursu var. Bu kastedilen şey DYK kursu. Yaz okulu dediğimiz şey bizim asıl videonun çekilme amacımız. Önce farkını anlatayım. Yaz dönemi DYK olan şey kurslarımız 8 ve 12. sınıflara açılırken yaz okulumuz 4. sınıftan 12. sınıfa kadar açılıyor. Evet, DYK'da 6 tane temel derste, sınavdaki derslerimizden açılırken yaz okulumuz sadece 2 dersten açılıyor. Bu 2 derste matematik ve İngilizce dersleri, onu söyleyelim. Haftalık en fazla 18 diyor. Yaz okulunda ise haftalık 24 saat. Detaylarını birazdan zaten değineceğim. Farkını anladık diye düşünüyorum. 4. sınıflarda da açılıyor aynı şekilde. Şöyle bir durum var. 5 ve 6'lar tek grup diyor. Yani 5 ve 6'ları birleştiriyoruz. 7-8'leri birleştiriyoruz. 9-10, 11-12 bu şekilde ilerliyor. Diğerlerinde ise sadece 8. sınıflara açılan DYK kursu. 12 ve mezun sınıfına açılan DYK kursu. Farkını anladık diye düşünüyorum. Ve devam edelim. Evet, süreç nasıl ilerleyecek peki? Öncelikle bu hafta başladı zaten. 6 ve 10 Haziran kurs merkezlerinin başvurusu var. Bunlar yapıldıktan sonra öğretmen başvurusu 11-14 Haziran. Öğrenci başvurusu 15-18 Haziran. Daha sonraki süreç kurs sınıfı oluşturuluyor. 4 Temmuz'da başlangıç ve 28 Ağustos'ta ise kursların tamamlanması var. Yaz okulunda. Bu taraf ise normal kurs sene içerisindeki DYK kurs kısmı. Peki biz yaz okulu başvurusu nasıl yapılır? Ona değineyim. Google'a e-kurs modülü yazdıktan sonra ilk karşımıza çıkan Milli Eğitim Bakanlığı e-kurs kısmına giriş yapıyoruz. Daha sonra karşımıza şöyle bir kısım çıkıyor. Öğretmen başvurusu yapacaksanız tabii ki MEPPİS girişiyle yapabilirsin ama biz öğrenci başvurusunu anlatıyoruz. Öğrenci girişine basıyoruz. Öğrenci girişine bastıktan sonra muhtemelen e-okul öğrenci girişi kısmına tıklarsınız. E-okul öğrenci girişi kısmına tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir bölüm çıkıyor. Burada işte TC kimlik numarası, kimliğinin seri numarası gibi bilgiler istiyor. Bunları doldurduktan sonra ise karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Öğrenci işlemlerini, daha sonra da kurs başvuru işlemlerini tıklıyoruz. Karşımıza yine böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda da biz eğer ki yaz okulu başvurusu yapacaksak, yaz okulunu DYK kursuna başvuru yapacaksak alttaki sekmeyi seçiyoruz. İl, ilçe, okulu seçtikten sonra telefon numaranızı, mailinizi yazıyorsunuz. Burada da dersin adını, öğretmenini seçiyorsun ve şu kısımda bir kaydet butonu var. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor. Bundan sonraki süreci okul müdürlüğü hallediyor. Evet. Az önceki kısımda da bahsettiğim üzere derslerimiz yaz okulunda sadece İngilizce ve matematik derslerinden olacak. Onu söyleyeyim. Dördüncü sınıflarda yaz okulu dikkat ederseniz sadece matematik ve aynı şekilde İngilizce. Ortaokul 5 ve 6'lar birleştirilmiş şekilde dahil ediliyor.
Onların da şartları var. Yine birazdan değineceğim. Matematik ve İngilizce kısmından oluyor. Eğer ki DYK başvurusu varsa 6 tane temel dersten başvuru yapıyorsunuz. Ortaokul kısmı için söylüyorum. Yaz kursuyla ilgili bilinmesi gereken bazı detaylar var. Her bir dersten haftada en fazla 12, toplamda da 48 saati buluyor. 12 saati geçemez, 48 saatten de fazla olamaz. Öğretmenler başvuru sonucunda okul müdürlüğü tarafından hangi öğretmen yaz okulu verecekse seçim yapılıyor. Seçilmiş olan öğretmenler ise 28 ve 30 Haziran tarihleri arasında ÖBA üzerinden 2 günlük eğitime katılıyorlar. Kurs merkezi müdürü ve müdür yardımcısı da bu eğitimlerde görev alabiliyor. Öğrenci sayımız 10'dan az, 24'ten de fazla olamaz. Az önce şöyle bir şey söylemiştik. 5 ve 6. sınıflar beraber demiştik, değil mi? Ama 5 ve 6. sınıflar birleşti. Diyelim ki 24'ten fazla oldu. O zaman o sınıf ikiye bölünüyor. Yaz dönemi kurs başvurularını e-okulda şu anda hangi sınıftaysanız o sınıf düzeyinden yapıyorsunuz. Yani sene sonu geldi diye 4. sınıftaki öğrencimiz 5'e geçti veya 6. sınıftaki öğrencimiz 7'ye geçti diye değil, şu anda okumuş olduğu sınıf düzeyinde başvuru yapılıyor. Dersler de geçtiğimiz senenin, yani bu senenin dersleri olabileceği gibi önümüzdeki senenin de derslerini işleyebilirsiniz diye ucu açık bir şekilde bir madde konulmuş. Bir de şöyle bir durum var. Bir ders süresi sene içerisinde olduğu gibi 40 dakikadan oluşmaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.